Merhaba arkadaşlar. Şimdi fonksiyonlar konusunu işleyeceğiz. Bu derste fonksiyonlarda 4 işleme bakacağız. Evet başlayalım. F fonksiyonu A kümesinden reel sayılara ve G fonksiyonu da B kümesinden reel sayılara tanımlı olsun. Arkadaşlar fonksiyonlarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi işlemlerin tanımlı olabilmesi için F'in tanımlandığı A kümesiyle G'nin tanımlandığı B kümesinin kesişiminin Boş küme olmaması gerekiyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Çünkü ben bu fonksiyonlardaki toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi işlemleri dikkat ederseniz hep A kesişim B kümesinden tanımlayacağım arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. F artı G fonksiyonunu bakın. A kesişim B kümesinden reel sayılara tanımlamışım. F artı G Gx'i Fx artı Gx şeklinde ifade ediyorum arkadaşlar. Yani ne yapıyorum? İki fonksiyonu topluyorum. F eksi G fonksiyonuna bakalım arkadaşlar. A kesişim B'den yine reel sayılara tanımlanmış. F eksi G eksi F eksi eksi G eksi şeklinde tanımlayacağım. Yani burada da F fonksiyonundan G fonksiyonu ne yapacağım arkadaşlar? Çıkaracağım. A, F çarpı G fonksiyonuna yine bakıyoruz. A kesişim B'den reel sayılara tanımlıyoruz. F çarpı G eksi arkadaşlar. F x çarpı G eksi şeklinde tanımlıyorum. Yani şu iki fonksiyonun çarpımını nasıl yapacağım? İki fonksiyonu ne yapacağım arkadaşlar? Ayrı ayrı çarparak işlemi sonucunu bulacağım. F bölü G fonksiyonunu A kesişim B'den reel sayılara tanımlıyorum. F bölü f Fx bölü Gx yani Fx fonksiyonunu Gx fonksiyonuna bölerek oluşturacağım. Burada dikkat etmem gereken çok önemli nokta Gx fonksiyonunun arkadaşlar sıfırdan farklı olması gerekiyor. Çünkü ne, nedir? Payda sıfır olamayacaktır. Şimdi buraya bakalım. C eleman reel sayı olmak üzere. Cf bu ifadeyi Arkadaşlar A'dan reel sayıları tanımlıyorum. C çarpı fx'i C çarpı fx. Yani ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki fx fonksiyonunu o sabit sayıyla ne yaparak bulacağım? Çarparak bulacağım. Evet şimdi örneklerimize görelim bunları. F reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış. G de reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış. Hemen dikkat ediyorum arkadaşlar. İki tane fonksiyonumun tanımlandığı kümelerin kesişimi yine nedir? Reel sayılardır fx fonksiyonu x kare artı 1 gx fonksiyonu da x eksi 1 olduğuna göre diyor. Benden f artı gx'i f eksi gx'i f çarpı gx'i ve de f bölü g gx'i istiyor arkadaşlar. Şimdi buradan başlayalım. f artı gx neydi? fx artı gx doğru değil mi? O zaman ne yapacağım? fx'i hemen yerine yazayım. x kare artı 1 artı x eksi 1. Ne yapacaktır arkadaşlar? Bakın artı 1 ile eksi 1 birbirini götürür. x kare artı x yapacaktır. Geldik buraya. f eksi g eksi istiyorum. O zaman bu neye de eşitti? f x eksi g x'e eşitti. f x -e fonksiyonunu hemen yerine yazalım. x kare artı 1 eksi ne olacak arkadaşlar? x eksi 1 olacak. Şimdi çıkarma yapacağım için şuradaki fonksiyonu ilk önce bir paranteze şekli yazmam lazım ki karışmasın arkadaşlar. Şimdi şu parantezleri kaldıralım. x kare artı 1 şu eksi parantezin içine dağılacaktır. Eksi x artı 1 olarak. Bunu da düzenlersek arkadaşlar. x kare eksi x ne yapacaktır? Artı 1. Bir daha 2 yapacaktır arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. f çarpı g eksi bulacağız arkadaşlar. Bu ifadede fx çarpı g x'e eşitti. O zaman arkadaşlar fx fonksiyonunu yazalım. x kare artı 1 çarpı g x fonksiyonunu yazalım. x eksi 1 Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Çarpmayı yapacağız. X kareyi hem x ile hem de eksi 1 ile çarpmam lazım. Ne yapacaktır? X kareyi x ile çarparsam x küp. Ee, x kareyi eksi 1 ile çarparsak eksi x kare. Şimdi arkadaşlar artı 1'i hem x ile hem de eksi 1 ile çarpmam lazım. Ne yapacak? Artı 1 çarpı x'ten artı x. Artı 1 çarpı eksi 1'den eksi 1. Demek ki fx yani f çarpı gx fonksiyonumuzda bu ifade eşitmiş. Geldik buraya. F bölü GX'i bulacağız arkadaşlar. Bu ifademiz de FX bölü GX'e eşitti. Hemen yerine yazalım. X kare artı 1 bölü X eksi 1'e eşit olacaktır. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmem gereken şey nedir? Paydayı 0 yapan bir değer var değil mi? O da hangi değerdir? 1'dir. Çünkü buraya 1 koyarsak 1 bir eksi 1'den şurası 0 yapar. Burada arkadaşlar dikkat edeceğim şey. X ne olacaktır? 1'e eşit olmayacaktır. Buraya dikkat etmem lazım. Çünkü neydi? Payda sıfır olamazdı. Evet devam ediyoruz örneğimizle. Bakalım arkadaşlar f fonksiyonu şu şekilde bize tanımlı olarak verilmiş. Yani f e, fonksiyonunun tanımlı olduğu kümede 1'in görüntüsü 2, 2'nin görüntüsü 3, 3'ün görüntüsü 4, 4'ün görüntüsü de 6'ymış. g fonksiyonu ise birin görüntüsü 3, üç, 3'ün görüntüsü 5, beş, 5'in görüntüsü 6 olarak verilmiş arkadaşlar. Bizden f artı g, f çarpı g ve 2 f fonksiyonlarını bulmamız isteniyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki f fonksiyonuna bakalım. 1'in görüntüsü neymiş? 2. İki. 2'nin görüntüsü neymiş? 3. Üç. 3'ün görüntüsü 4. 4'ün görüntüsü ne arkadaşlar? 6. G fonksiyonuna bakalım. 1'in görüntüsü nedir arkadaşlar? 3. Üç. 3'ün görüntüsü 5. Beş, 5'in görüntüsü de 6'dır. Şimdi dikkat edeceğimiz çok önemli bir nokta var. Şurası A, burası da B kümesi olarak düşünelim. Şimdi arkadaşlar dersin başında ne demiştik? Fonksiyonlarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemlerin tanımlı olabilmesi için... ...biz o fonksiyonları A kesişim B kümesinden yani tanım kümelerinin kesişim kümesinden tanımlamıştım hep. O yüzden burada dikkat etmem gereken en önemli nokta toplama, çarpma gibi işlemi, bu iki işlemi tanımlı olabilmesi için... Buradaki arkadaşlar A ve B kümesinin ortak elemanlarını kullanmam lazım. Yani hangileridir onlar? Bakıyorum. 1, 1 ve 3, üç, 3'tür arkadaşlar. Yani buradan ne demek istiyorum bakın. 2 için F artı G'yi oluşturamazsın. Çünkü G'deki G'nin tanımlı olduğu B kümesinde 2 elemanı yok arkadaşlar. Veya 4 için F artı G'yi oluşturamazsın. Çünkü B G'nin tanımlı olduğu B kümesinde 4 yok. Aynı durumda 5 içinde de f artı g'yi oluşturamazsın. Çünkü 5 buradaki f'in tanımlı olduğu a kümesinde yok. O zaman sadece f artı g'yi oluşturabilmek için hangi elemanları kullanacağım? 1'i ve 3'ü. Yani bu iki kümenin kesişimi elemanlarını kullanacağım arkadaşlar. Şimdi o zaman yazalım hemen. f artı g fonksiyonunu yazıyorum artık. Bakın çok dikkat ediyorsunuz. Şöyle parantez açalım. 1 tanımlıydı değil mi arkadaşlar? 1'in görüntüsü ne olacak? F'deki görüntüsüne 2. G'deki görüntüsüne 3. Artık bunun görüntüleri toplayacağım arkadaşlar. Evet. Birin görüntüsünü oluşturdum. Çünkü F artı G'yi oluşturuyorum. Daha sonra ne tanımlı bir, bir de? Bir de, 3 üç tanımlıydı. 3'ün görüntüsüne bakalım. F'deki görüntüsü 4 artı G'deki görüntüsü kaç arkadaşlar? 5. İşte bu kadar. Bitti. Neden bitti? Çünkü artık diğerleri tanımlı değildi. Bu da ne eşittir arkadaşlar? Birin görüntüsü 2-3 daha 5. 3'ün görüntüsü 4. 5 daha 9 olacaktır. İşte f artı g'nin görüntüsünü oluşturdum arkadaşlar. Şimdi f çarpı g'ye bakalım bir de. f çarpı g. Onu da yazıyoruz arkadaşlar. 1'in görüntüsüne bakalım. Buradaki görüntüsü 2. Çarpı çünkü çarpma işlemi yapıyorum. Buradaki g'deki 1'in görüntüsü 3. Evet burası tamam. Şimdi bir de kaça bakıyoruz? 3'e bakacağız. 3'ün görüntüsü f'd 4 çarpı 3'ün görüntüsü g'de ne arkadaşlar? 5. İşte bu kadar. Bu da neye eşittir? Hemen yazalım. 1'in görüntüsü 2 çarpı 3'ten 6. 3'ün görüntüsü 4 çarpı 5'ten ne yapacak arkadaşlar? 20 yapacak. Şimdi f çarpı g'yi de oluşturdum arkadaşlar. Şimdi artık 2 f fonksiyonu oluşturuyorum bakın. 2 f fonksiyonu oluşturacağım. Şimdi arkadaşlar 2 f fonksiyonu oluşturacağım için buradaki f fonksiyonunun hepsini kullanacağım bakın. 1'in görüntüsü ne olacak? 1'in görüntüsü normalde 2. 2 f olduğu için 2 çarpı f olduğu için bu 2 çarpı 2 olacak. Devam ediyorum. 2'nin görüntüsüne bakıyorum. 2'nin görüntüsü 3. 2 çarpı 3 olacak. 3'ün görüntüsüne bakıyorum arkadaşlar. 3'ün görüntüsü 4. 2 çarpı 4 olacak. Bir de 4'e bakalım. 4'ün görüntüsü ne arkadaşlar? 2, 6. 2 çarpı 6 olacak. Şimdi bunları tek tek bulalım. 1'in görüntüsü 2 çarpı 2'den 4. 4. 2'nin görüntüsü 2 çarpı 3'ten 6. 3'ün görüntüsü 2 çarpı 4'ten 8. Ve 4'ün görüntüsü 2 çarpı 6'dan ne yapacak arkadaşlar? 12. İşte size 2 f fonksiyonu da bu şekilde oluşturuyorum. Evet geldik buraya. Yine bir örneğimiz var. A kümesine bakıyoruz arkadaşlar. Eksi 1, 0, 1, 3. B kümesine bakıyorum. 0, 3, 4 olmak üzere f a'dan reel sayılara tanımlanmış. fx 4x artı 3'e eşit. G de B'den reel sayılara tanımlanmış. Gx arkadaşlar x artı 1. Fonksiyonlar için diyor 3f artı f çarpı gx'in görüntü kümesini bulunuz diyor biz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız bakın. İlk olarak A ve B kümelerini görüyorsunuz. Bunların kesişimini bulacağız değil mi? A kesişim B. Kesişim neydi? Ortak elemanlardan oluşacaktı. Bakıyorum arkadaşlar sıfırlar ve üçler ne? Ortak. O zaman diğer elemanlar için ne yapmamam gerekiyor? İşlem yapmamam gerekiyor. 0 ve 3 ortak dedik. O zaman bakın görüntü kümesinde neleri bulacağım? 0'ın görüntüsünü ve 3'ün görüntüsünü bulacağım. Şimdi arkadaşlar şunu da şöyle bir düzenleyelim bakın. Burada ben 3f fonksiyonu artı f çarpı g fonksiyonunu bulup işlem yapmak yerine ben bu fonksiyonu 3fx f artı fx çarpı gx şeklinde yazarım. Daha sonra tek tek görüntüleri bularak bu fonksiyonu da yerine yazarım arkadaşlar. Peki onun için ne lazım bize? Bakın sıfırın görüntüsü lazım değil mi? Sıfırın görüntüsü için ne olması lazım? X gördüğüm yere sıfır yazarsam 3 F 0 artı F 0 çarpı G 0 lazım arkadaşlar. Şimdi o zaman şuradaki F 0 ve G 0 değerlerini hemen hesaplıyorum. F 0 X gördüğümüz yere sıfır yazarsak F 0 eşit 4 çarpı 0 artı 3. Ne yapacak arkadaşlar? 4 ile 0'ı çarptım. 0, 3 ile topla. 3. Bir de G0'ı bulalım arkadaşlar. X gördüğüm yere 0 yazıyorum. 0 artı 1. O da ne eşittir? 1'e eşittir. Şimdi bunları bir yerine yazayım. Ne yapacak? 3 çarpı F0 gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? 3 yazacağım. Artı F0'ım 3 çarpı G0'ım 1. Ne yapacak? 3 kere 3 9. 3 ile toplarsak ne yapacak arkadaşlar? 12. Demek ki şuradaki görüntü ne eşitmiş arkadaşlar? 12'ye eşitmiş. Tamam bunu buldum. Şimdi bir de ne yapacağız? 3'ün görüntüsünü bulacağız. Onun için şu ifadeyi tekrar yazıyorum bakalım. 3 çarpı f 3 artı x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz artık. f3 çarpı g3. Şimdi arkadaşlar bize f3 ve g3'ler lazım değil mi? f3 ve g3'leri nereden bulacağız? Buradan bulacağız bakın. f3 nedir? x gördüğüm yere 3 yazarsam 4 çarpı 3 artı 3 G3 nedir? 3 artı 1'e eşittir. Burası ne yapacak arkadaşlar? 4 çarpı 3'ten 12, 3 ile topla 15. Burası 3 artı 1'den ne yapacak? 4. Şimdi getirip bir yerine yazıyorum bakın. 3 çarpı F3 gördüğüm yere 15. Artı F3 neydi arkadaşlar? 15 çarpı G3 nedir? 4. Şimdi bu işlemi şuraya devam edelim. 3 ile 15 çarp 45 artı 15 ile 4'ü çarp 60. Bu iki ifadeyi toplarsak ne yapacak? 105 yapacaktır. Demek ki arkadaşlar bu ifadelere dikkat ettiğimizde 0'ın görüntüsünü 12 olarak buldum. 3'ün görüntüsünü ne olarak buldum arkadaşlar? 105 olarak buldum. İşte bu kadar. Geldik buraya. fx fonksiyonumuz 2x artı 1. gx fonksiyonumuz da x artı a olmak üzere. F artı 3G 3 eşittir 19 olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız bakın. İlk önce şurayı bir açalım şöyle. F 3 artı 3G 3 eşittir ne olacak? 19 olacak. Şimdi ben buradan F3'ü bulabilir miyim? Bulurum değil mi? Bakın burada X gördüğüm yere 3 yazarsam. F3 eşit 2 çarpı 3 artı 1. Oradan da F3 ne yapacak arkadaşlar? 2 çarpı 3 6 bir de bu 7'ye eşitmiş. Şimdi şuradaki ifade 7 yazıyorum bakın. 7 artı 3 G3 eşittir 19 oldu mu? Şu 7'yi gönder diğer tarafa. 3 G3'ü ne olarak bulursun? 19 eksi 7. 3 G3 eşittir. Ne yapacak? 19'dan 7'yi çıkardık. 12 yapacak arkadaşlar. O zaman bölüçe bölüçe G3 ifadesi ne eşit olacaktır? 12'yi 3'e böldük. 4 eşit olacaktır. Yani arkadaşlar bakın g fonksiyonunda ben x gördüğüm yere 3 koyduğumda 4 bulmam lazım. O zaman hemen koyuyorum buraya 3'ü. Ne yapacak? g 3 eşit. x gördüğüm yere 3 koyduğum için 3 artı a'ya eşit olacak. E o zaman 3 artı a'da 4'e eşit olduğuna göre a buradan ne olur arkadaşlar? 1 olur değil mi? 3 bir daha 4 yapacak. Demek ki a değerine ne eşitmiş? 1'e eşitmiş. Evet geçtik bir sonraki soruya. Arkadaşlar f ve g fonksiyonu bakıyorum yine reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış. Yine kesişimleri yani tanım kümelerin kesişimi reel sayıların kendisi olacak. fx 3x artı 1 ve gx x eksi 1 olduğuna göre 3f eksi 2g bölü f artı g 2'nin değerini sormuş bu sefer bize. Şimdi ne yapacağız bakın. Burada uzun uzun yine 3f eksi 2g bölü f artı g fonksiyonunu aramak yerine bunların değerleriyle uğraşacağız arkadaşlar. Yani ben bu ifadeyi 3f 2 Eksi 2G2 bölü F2 artı G2 şeklinde yazarsam işlemim çok kolay olacaktır. Şimdi buradaki değerleri bulabilmek için bakıyorum. Bana F2'ler ve G2'ler lazım. E F2 ve g 2 nereden bulurum? Buradan bulurum. Hemen ne yapalım? X gördüğümüz yere 2 yazarsak F2 eşit 3 çarpı 2 artı 1. O da ne eşittir? 3 kere 2 6 bir de bu 7'ye eşit. G2 ne eşittir? 2 eksi 1 o da neye eşittir arkadaşlar? 2'den 1 çıktı. 1'e eşit. Şimdi tek tek yerine yazıyorum bakın. 3 çarpı f2 neydi? 7. Eksi 2 çarpı g2 neydi? 1. Bölü f2 neydi arkadaşlar? 7 artı g2 neydi? 1. Bu da ne yapacak? 3 çarpı 7 ee, arkadaşlar 21 eksi 2 çarpı 1'den 2 bölü 7 artı 1 8 Çıkarırsak 19 bölü 8'e eşit olacak arkadaşlar. Bakıyoruz C seçeneğinde. Evet arkadaşlar dersimiz burada sonluyor. Görüşmek üzere hoşçakalın.